Arzudur, vacip midir? Sadece orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mı? Hangi kişiler kullandığı şey? İslami mezhebine göre evde kitaba girebiliyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır. Aziz izleyenlerimiz, Allah'ın selamıyla sizleri selamlıyoruz. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Yuvalarınıza, ülkemize, memleketimize, coğrafyamıza, dünyanın tüm mazlumlarına Cenab-ı Allah'ın rahmetini yaymasını ve müreffeh yarınlar yaratmasını dua ederek birlikteliğimize başlıyoruz. Ve bir kez daha Cenab-ı Allah'tan kaybettiğimiz muhabbeti, ülfeti, kardeşliğimizi aramıza yaymasını ve kardeşimize yürekten kardeşim demenin o coşkusunu İnşallah yüreklerimize zerk etmesini dua ederek birlikteliğimize başlıyoruz. Dahili harici her türlü vatan düşmanlarından, aziz ay yıldızlı bayrağımızın düşmanlarından Cenab-ı Allah'a sığınıyoruz. Muhterem hocamıza sualleriniz için 0312 alan kodumuz değerli izleyenlerimiz. 294-4294 telefon numaramız. Bizlere ulaşabilirsiniz değerli hocamıza. Bizzat canlı yayında sorularınızı yöneltebilirsiniz. Yine sorularınızı bizlere Diyanet'e soralım @diyanet.gov.tr elektronik posta adresimiz ya da sosyal medya hesaplarımız Twitter, Facebook /Diyanet'e soralım adresleri üzerinden de ulaştırabilirsiniz. Bismillah dedik çıktık yola. Değerli hocam bugün ilk durağımız İstanbul. Hazife Kepüç attığımızda Hafize Kepüç. Hoş geldiniz Hafize Hanım, İstanbul'a selamlar efendim. Alo. Buyurunuz Hafize Hanım. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Buyurunuz efendim. Bazen çok başka bir gelirim yok. Fazla böyle altınım param da yok ama verdiğim şeyleri, verdiğim demeyin de Allah'ım verdim demesin de inşallah veririz. 3 kuruş, 5 kuruş elimizi geçtiği zaman dediğim şeyleri ne diye vermem lazım? Ne diyerek vereyim lazım? Zekat neyle oluyor? Sadaka neyle oluyor? Onu öğrenmek istiyorum. Soralım. Peki bir şey soralım akşamlar. Hafize Hanım. Pardon, bir şey soralım efendim. Buyurun. Hani tamam elimize bir şey geçmiyor ama bir ha. Mal var mı? Birikmiş herhangi bir yerde bir şey var mı? Altın olabilir, bir başka para olabilir. Yok. Altına borcum var. Böyle bir şeyim yok. Peki. Ama evim var şükür elhamdülillah. Tamam, sıkıntı yok. Soralım değerli hocamız efendim. Kapatayım televizyonu. Hay hay. İzleyiniz, sıhhat diliyoruz. İstanbul'a selamlar, saygılar efendim. Bu malum zekatın farz olması için belli miktarda bir mal olması lazım. O malın belli özellikleri taşıması lazım ve üzerinden bir sene geçmesi lazım. Evet. Bu hanımefendinin anlattığına göre bu imkanı yok. Evet. Dolayısıyla bu zekata niyet etmesine gerek yok. Yani bir yardımda bulunurken, tasadduk ederken diyelim. Çünkü bizim halk sadaka vermeyi biraz şey gibi görüyor. Aslında tasadduk etmedir bu şey. Sadaka verme dediğimiz şeyi bizim fıkıh kitaplarımızda tasadduk şeklinde ifade evet. edilir. Yani karşılıksız olarak İnfak. İnsanlara Allah rızası için bir şeyler vermek. Buna sadaka diyoruz. Bu, ne niyetle? Bu niyetle verir. Yani illa zekat niyeti falan olması şart değil. Bir de şu var. Tabii zekat zenginler için farzdır ama zengin olmayanlar da biraz imkanları müsaitse zekat mükellefi olmasalar bile yani az çok yani derler ya çok veren maldan az veren candan verilmiş. Evet efendim. Yani bu güzel bir şey bu. Yani bakalım efendim ne güzel. Yani fazla bir varlığı yok anlatmaya göre veriyorum. Ama verebiliyor bir şey. Evet efendim. Evet yani efendim. Adam işte milyarları vardır. Onun için 1 milyon para değildir. Ama birisi vardır ki 20 lirası vardır 10 lirasını verir. O daha büyük. Evet. Onun için ben herkese tavsiye ediyorum. Yani ellerinden geldikçe imkanların nispetinde zekat farz bana değil demesinler. Yani etraflarında kendilerinden daha düşkün, daha fakir varsa onlara yardımcı olmaya çalışsınlar. Tabii durumları el veriyoruz. Peki. Hanımefendi bu şekilde sadaka. Allah rızası için diyecek. Allah rızası için versin. İlla bir şeye niyet etmesine gerek yok. Peki efendim. İzmir'den Hatice Candan hattımızda. Hoş geldiniz Hatice Hanım. İzmir'e selamlar efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederim çok mersi. Buyurun. Ben bir soru sormuştum. Ben ihtiyacım var. Yatalı erkek hastaya bakıyorum. Ramazan'da oruç tutabilir miyim, namaz kılabilir miyim? Peki yani bu özel, peki değerli hocamıza soralım, açıklayacaklar. Başka bir sual var mı ekleyeceğiniz efendim? Dediler yine mahrem, ben televizyonda duydum ne mahrem olmaz diye. Soralım. Camide hocaya da sordum olmaz dedi. Yani ben tereddütlüyüm.
Şimdi benim eşim vefat etti. Bu ölmeden önce bir kurban adamış. Ben bir tanesini kestim, iki tane. Ama canlı hayvan kıyamıyorum kesmeye. Bunun parasını Diyanet'e bağışlasam olur mu? Soralım. Efendim, tamam, ne yolla bağışlanabilir? Saygılar efendim. Geçmişinize rahmet olsun. Hastaya da şifa diliyoruz. Şimdi evet. Birinci sorusunu daha önce ikiye ayıralım. Buyurun efendim. Bir erkek hastaya bakıyorum. İki, namaz kılıp oruç tutabilir miyim? Evet. Bu ikisi ayrı her şey. Bir defa namaz kılıp oruç tutmasına engel bir durum söz konusu değil. Yani bir kimsenin diyelim ki dinimizin izin vermediği, hoş karşılamadığı bir şeyleri yapıyor ise, ki bu onunla alakası yok, başka bir perdeden ise, bakıyorsunuz. Peki. Yapıyor ise, isteyerek veya istemeyerek, zorunlu olarak veya keyfi olarak yapıyor ise, bu namaz kılmasına engel değildir, o oruç tutmasına engel değildir. Evet. Namazını kılacak, orucunu tutacak. Peki erkek hastaya bakabilir miyim? Tabii burada bakma, tabii onun temizliğini yapma. O tip hizmetleri yapıyor ise eğer, tabii öncelikli olarak bizim tavsiyemiz ne? Yani insanlar buna ihtiyaç duyarlar. Evet. Yani düşmüş. Evet. Bu hizmetler görülecek. Ama bizim önceliğimiz erkek erkeğe, kadın kadına bakmalı. Yani aynı cinslerin birbirlerinin o hizmetlerini görmesi. Ha, ama bu mümkün değil. Bu mümkün değil. Zaruret var. O zaman zaruretler, haramlara mübahlar kullanılınca, o zaman hanım da bakmak zorunda kalabilir. Erkek de bir bayana bakmak zorunda kalabilir. Evet. Ne zaman? Zorunluluk varsa, zaruret varsa. Ha, bir de şunu söyleyeyim. Bunu yaparken, yani bu hizmeti yaparken mutlaka gözünü sakınsın. Ve eline de özel temizlik zamanlarında eline de o harareti hissetmeyecek şekilde kalın bir eldiven. Kalın bir eldiven vesaire gibi bir şeyler alsın. Peki. Yani ben bunu tavsiye ederim. Ama demin söylediğim gibi öncelik erkeğe erkeğin, kadına kadının bakmasıdır. Peki. Tabii bu hanımefendi gönlü rahat değilse bir başka iş. Tabii. Bulabilirse hala olur. Olur. Ha. Şimdi bu... Peki burada yani hocam, pardon efendim. Bakıyorum orucum namazım dedi. Bununla ilgisi yok değil mi efendim? İlgisi yok. Namazını kılar, orucunu tutar. Peki. Yani yaptığı işin... Yani ne abdesti bozulur ne başka bir şey olur. Eğer burada abdest bozucu tabii, başka tabii. Bir hal olur. Yaptığı işin namaza, oruca engel bir durum yoktur. Peki efendim. Eşi adak adamış. Evet, vefat etmeden önce. Onu canlı hayvan bulup kesemiyorum diyor. Birini kestim dedi. Birini, öyle mi? Evet efendim. İki adak adamış, birini yerine getirdim. Şimdi bunu Diyanet Vakfı'na verebilir miyim? O kısmı anladım. Peki efendim. Şimdi verebilir ama verirken adak kurbanı diye verecek. Evet. Yani müftülüğe gitti diyelim, parasını verecek. Zaten o adak kurbanlarının kaç lira olduğu bellidir. Yurt dışı belli. Bellidir. Adak kurbanı diyecek ve ona göre müftülük bunun başvurusuna kayıt koyacak ve böyle bir durumda vakıf onu alır, kestirir ve verilmesi gereken yerlere verir. Fakirlere verir. Verir. Onda hiçbir tereddüt yok. Peki. Türkiye Diyanet Vakfı'nın herhangi bir noktada gidebilirler. Orada mesela... Tabi bu internetten de yapabilir. Eğer kendi internet kullanıyorsa orada şeyler var, butonlar var. Onlara bastığı zaman işte bağıştı, bağışın cinsiydi vesaireydi. Peki. Orada karşısına çıkar, ona göre basarak ve şeyden de o internet yoluyla da bedelini ödeyebilir. Peki. Efendim, geçmişinize rahmet olsun. Tekrar tüm hastalarımıza şifa diliyoruz. Gazilerimizle birlikte memlekette şifa bekleyen herkese Cenab-ı Allah'ın Şafi ismiyle şifa buyurmasını dua ederken, aziz şehitlerimizi, aziz 15 Temmuz Elbap Afrin şehitlerimizi, memleket satında nöbet tutarken, çarpışırken şehit olan tüm kardeşlerimizi ve ecdadımızı, değerli hocamla birlikte her birimizin ahirete irtihal etmiş olan yakınlarıyla Cenab-ı Allah'ın merhametiyle kucaklamasını dua ediyoruz. Rize'den Nizam Karaduman'la birlikteliğimiz sürüyor. Hoş geldiniz Nizam Bey. Rize'ye selamlar efendim. Merhabalar, iyi günler diliyorum. Merhabalar efendim. Buyurunuz Nizam Bey. Hocam ben bir sorum olacak sadece. Buyurun efendim. Şimdi kimliğinde İslam yazılı kişinin, efendime söyleyeyim, iftira, yalan, efendime söyleyeyim, haram, her türlü şeyi oluşturmuş bir kişi namaz kılsa dahi, oruç tutsa dahi, bir de
bu tarafı Müslüman olarak söylüyorum. Bir de Hristiyan veya efendim Yahudi, efendim hiçbir suç işlememiş, yani dinen işlenecek evet. herhangi bir suç işlememiş ve çok dürüstçe yaşamış, kendi hakkıyla o dünyaya göçmüş kişinin arasındaki fark Sayın Hocamız bir söylerse çok soralım. Olacağım. Soralım efendim değerli hocamıza. Rize'ye selamlar. Birlikte dinleyelim inşallah. Merakımızı inşallah giderelim. Evet değerli Şimdi hocam. Bir defa din duygudan ibaret değildir. Yani duygusallık yaparak biz dini anlayamayız. Bir. İki, bazı konuları akılla da çözemeyiz. Evet efendim. Yani mutlaka onun bilinebilmesi için Allah kelamına, Kur'an'a veya peygambere den bir habere ihtiyacımız var. Bazı konular. Ha tabii akıl yürüterek çözebildiğimiz konular da evet. var dinimizin içerisinde ama mesela bu sorduğu konu. Şimdi iki tane kişi var. Birisi gayrimüslim ama son derece dürüst bir insan. Evet. Birisi Müslüman ama her türlü efendim diyelim ki yanlışlığı yapıyor. Oluyor. Yani her türlü deyince tabii günahları isteme anlamında diye bazı günahları işliyor. Peki efendim. Peki bunlar arasında ne fark var? Bunların arasındaki farkın ne olduğunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Diyor ki, inanmayanlar ki genellidir, yani İslam'a göre, Kur'an terminolojisine göre Müslüman olmayanların genel adı kafirdir. Evet. Ha, bu Hristiyan da olabilir, Yahudi de olabilir, putperest de olabilir ama genel adamı, adı hepsine birden kafir denilir. Kafir ne demek? Gerçeği örten demek. Hakikati gizleyen demek. Gerçek nedir? Allah, peygamber, Kur'an, ahiret işindekiler. Şimdi gayrimüslim peygamberi peygamber olarak tanımıyor. Yani ben Müslümanlığı Müslüman olarak kabul etmiyor. Belki bir Allah anlayışları var. Ama Kur'an-ı Kerim'deki ahkamı da bil ve kabul etmiyor. E şimdi bu kimse gayrimüslim ve bunlarla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim bunlar cehennemdedir. Ha Müslümana gelince. Evet efendim. Müslüman iki türlü sorumluluğu var Müslümanın. Bir, yapmaması gerekenleri yapmamak. İki, yapması gerekenleri yapmak. Evet. Nedir yapmaması gerekenler? Günah dediğimiz şeyler. Yalancılık, iftira, içki, kumar. Yani sayabildiğin kadar say. Peki yapmamız gerekenler ne? İşte Allah'ın bize emrettiği o ibadetler. Onun dışında işte tevazu, efendim cömertlik, affedicilik, merhamet vesaire. Şimdi bir kimse Müslüman ise eğer, yani imanın şartlarını kabul ediyorsa, Kur'an'ın ahkamını kabul ediyorsa, bu kişi mümindir. Ha, eğer günah olan şeyleri yapıyorsa, günah işlemiştir. Bu işlediği günahların sonucu olarak iki şey söz konusudur. Bir, tevbe eder, Allah affeder. Bizim bildiğimiz değil o. Bizim bildiğimiz değil. Bir de Allah affetmeyebilir. Kul hakkı yemiştir, Allah affetmez. O zaman ne olacak? Cehenneme gidecek o da. Ve cehennemde cezasını çektikten sonra cennete gidecek. Çünkü Peygamber Efendimiz'in haber bilgisi var burada, bildirisi var. Yani diyor ki, kelime-i tevhid getiren herkes cennete gidecektir. Samimiyetle, ihlasla. Evet. Ha, öyleyse, ne demek ki, günahkar bir Müslümanın durumu bu, inanmayanın durumu da demek ki söylediğimiz. Peki efendim. Evet, iman ince bir çizgi arada ya. Tabii iman şu. Hani demişler ya, kale komutanı kaleye teslim etmiş. Evet. Sormuş daha amirleri. Niye demiş kaleye teslim ettin demişler. 40 tane sebebi vardı demiş. Nedir? Bir, barut bitti demiş. Başkasına gerek yok. O zaman başkasına gerek yok. İman olmadı mı barut bitti. Peki efendim. Tamam. Dolayısıyla ne yaparsa yapsın, ha onu kendi arasında Cenab-ı Hak onlara farklı muamele yapabilir. Yani kötü kafirle iyi kafir. O Allah'ın takdiri. O bizim bileceğimiz bir iş değil. Peki. Allah'a, Resulüne ve ahirete, kitaplara iman etmek lazım. Yani imanın şartları dediğimiz şeyleri kabul etmek zorundadır. Peki. Hem de Kur'an'ın içindekilerle beraber.
Evet. Yani Kur'an'a inanıyorum deyip de Kur'an'ın içindeki ahkamı inkar ederse o da Müslümanlık sınırından çıkar. Ya da şimdi son zamanlarda malum bir patlama var ya efendim bu deistik. Sadece Allah'a inanıyorum, başka bir şeye inanmıyorum. Bazı arkadaşlar o konuda çalışıyorlar da öyle spekül edildiği gibi fazla değilmiş. O peki efendim. Devam ediyoruz değerli hocamıza suallerimizi yöneltmeye. Karaman'dan Meryem Ekiz hattımızda. Hoş geldiniz Sayın Ekiz. Karaman'a selamlar efendim. Hoş bulduk. Buyurunuz Meryem Hanım. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun efendim. Ben şey soracaktım. Ameliyatlı bir diz, ayak. Sadece parmakları görüküyor. Evet. Meshedildiğinde bir de ikinci vakit namaz kılınır mı diye. Soralım değerli hocamıza. İkindi vakti namazı kıldık. Buyurun. Hayır, bir defasında abdest aldım. Tamam. Yani soralım. İkinci vakit kılınır mı? Tamam. Peki efendim soralım. Bir soracaktım hocam. Bu üç aylar mübarek günde bir gün oruç tuttuğumuzda mutlaka onu iki gün mü tutmamız gerekiyor diye. Soralım değerli hocamız efendim. Olur. Karaman'a selamlar, şifa diliyoruz. Evet değerli hocam. Şimdi ayakta sargı var. Çıkarıp yıkayamıyor. Sadece ucunu yıkıyor. Ve abdest alıyor, sargının üzerine meshediyor. O ucu dediğim şey sargı dışında kalan kısım. Evet. Orayı yıkıyor ve böylece abdest alıyor. Bununla bir namaz kıldı. Peki ikinci bir namazı kılabilir mi? Mesela öğleyi kıldı bununla, ikindiyi de kılabilir mi? Mesht hükmünde mi? Ha, kılabilir mi? Kılabilir. Eğer abdest bozucu bir şey kendisinden ortaya çıkmamışsa, abdesti bozulmamışsa yani. Evet. Kılabilir. Bu sahibi özür gibi değildir. Evet efendim. Çünkü bu normal. Ama ayağında sargı var. Sargıyı ameliyattan dolayı sarılmış, yıkayamıyor. Onun için sargı üzerine mesheliyor. Bununla normal kişi gibi ya. Normal, abdesti bozulmadıkça istediği kadar namaz kılabilir. Yani herhangi bir tanıma ihtiyacı yok. Yok. Onu düşünüyordum. Acaba nereden koymak lazım? Yok. Bizler gibi normal sağlıklı bir insan gibi. Tamam. Abdesti bozmadığı sürece istediği kadar namaz kılabilir. Evet. İkinci soru. Peki efendim. İkinci sorusu da bu özel günlerde beraat gibi mesela pazar bugün şimdi normalde sabahı. Şimdi şöyle iki günle ilgili olarak söz konusudur bu. Yani tek gün tutmanın uygun olmayışı. Bir 10 Muharrem, bir de Cuma günü. Yani Resulullah Efendimiz 10 Muharrem günü oruç tutuluyordu o zamanlar. Tutuluyordu. Demiş ki Yahudilere benzemeyin. Ya bir gün öncesinden tutun veya ondan sonrasını tutun. Bundan dolayı Muharrem'in 10'unda eğer oruç tutacaksa kişi, önünde veya sonunda bir gün daha eklemeli. Evet efendim. Bir de Cuma günü. Cuma günle ilgili Resulullah'tan bir şey ben bilmiyorum. Ama Cuma Müslümanların bayram günüdür, bayramıdır. Onun için Cuma günü eğer tutacaksa bir gün öncesi veya bir gün sonrasıyla tutsun deniliyor. Kaynaklı. O tavsiye peki. Tavsiye. Ama onun dışındaki günlerde tek günmüş, iki günmüş, üç günmüş fark etmez. Peki. Oruç tutanlara da Cenab-ı Allah kabul etsin inşallah. Manisa'dan Turgut Erkan hattımızda. Hoş geldiniz. Manisa'ya selamlar Turgut Bey. Sayın Erkan. Sizlere iyi akşamlar diliyorum. Bilmukabil efendim. İyi akşamlar. Şimdi bir cenazeyi kabre defnettikten sonra evet. Hoca Efendi telkin veriyor. Evet. Ben diyorum ki mezarda yatan kişi bizi duymuyor. Evet. Hoca Efendi Arapça telkinde bulunuyor. Evet. Evet. Bu kişi Arapça bilmiyor. Hoca Efendi Arapça telkinde bulunuyor. Sorumun birisi bu efendim. Soralım. Şit Aleyhisselam'ın adı Şis olarak yazılı. Evet. Yani T değil de S ile bitiyor sonu. Evet. Şis. Evet. Bu doğru mudur? Soralım. Matbaa hatası mı olmuştur? Bunu öğrenmek istiyorum. Soralım efendim. Üçüncü soru. Buyurun. Taşıt içinde namaz. Evet. Diyelim ki otobüse bindik İstanbul'a gidiyoruz. Evet. Öğlen namazı vakti geldiğinde 1, 2, 3, 5 kalkıyorlar. Biz kuzeye gidiyoruz. Kıbleye de değil yönümüz. Evet. Öğlen namazı kılıyorlar. Bu doğru mudur? Namaz kılınır mı? Taşıt içinde. Soralım efendim. Ne yapmak lazım? Doğrusu ne? Dördüncü birlikte öğrenelim. Soralım efendim. Buyurun. Son olsun inşallah alalım. Buyurun. Son efendim. Buyurun. Ezandan sonra Arapça dua ediliyor. Evet.
İçeride bulunan cemaatin hiçbirisi, eminim ki 3'ü 5'i geçmeyebilir belki, bu okunan duanın manasını bilmiyor. Peki. Türkçe okunsa da herkes ne olduğunu anlasa daha iyi olmaz mı? Soralım. Bir tavsiye, muhterem hocamızın bu konudaki tavsiyesini de alalım inşallah birlikte. Sevgi ve saygılarımla efendim. Bil mukabil efendim. Manisa'ya selamlar. Birinci sorusu arkadaşımızın, kardeşimizin kabirdeki evet. Telkin meselesi. Şimdi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir cenaze defnedildikten sonra buyuruyor ki kardeşiniz için dua edin. Şu anda o sorguya çekiliyor. Evet. Şimdi bunu kenara koyalım bu şeyi ifadeyi. Telkinle ilgili olarak da Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifi var. Buyuruyor ki ölmek üzere olanlara, daha doğrusu ölülerinize telkinde bulunun. Kelime-i şehadeti telkin edin. Evet, Arapça dilinin özelliklerinden bahsediyoruz. Kelime-i şehadeti telkin edin diyor. Ölülerinize. Ölülerinize. Peki. Şimdi Arapçada bir kural var. İtibar mayekun diye bir kural var. Yani olacak, kesin olacak olan şeyi olmuş gibi gösterme, ifade etme. Buna itibar mayekun derler. Şimdi ölmek üzere olan kişi ki ona biz muhtazar diyoruz. Muhtazar, ölmek üzere. Hani derler ya can çekişiyor Türkçe'de. Ha, buna muhtazar diyoruz biz. Ona telkin sünnettir. Yani ölmek üzere olan kişinin yanında kelime-i şehadet getirmek sünnettir. Evet. Peki kabirdeki şey, telkin dediğimiz şey şimdi, hocaların okuduğu şey. Bununla ilgili sağlam bir şey yok. Nas yok. Evet. Onun için de fukaha ihtilaf etmiş bu konuda. Yani kimisi diyor ki müstehaptır, yapılsa iyi olur. Evet. Mesela Hanefiler diyorlar ki yapılsa da olur, yapılmasa da olur. Ha, mekruhtur diyenler de var. Ama adet olmuş yapılıyor. Peki efendim Arapça yaptığının şeyi bir defa kabir hayatı ayrı bir alem. O bizim bilgimiz dışında. Şimdi kabirde soru sorulacak diye men rabbuke. Doğru. Yani öyle Resulullah Aleyhisselam'dan öyle duyuyor. Men rabbuke. Ma dinuke. Yani Rabbin kim? Dinin ne? Eğer bu şekilde soracaksa melek onu, kabir sualini bu şekilde soracaksa, oradaki cenazeye onu anlayacak bir kabiliyet, kapasite verilir orada. Dolayısıyla o orada bir ya bu ne demek ben bir Arapça bilmiyorum ki filan demesine gerek yok. Bütün dilleri yaratan Allah. Hepsini yaratan Allah ve orada o soruları anlama kabiliyetini verecek olan da Allah'tır. Biz telkin yani dedim ya bazıları müstahap diyor. Evet. Bazıları olsa da olur, olmasa da olur diyor. Yapılıyoruz, yapsınlar. Peki. Ona biz karşı çıkmıyoruz. Onun Arapça söylemiş olması aşağıdaki kişi eğer onu duyuyorsa onun anlamasına engel değildir. Peki bunu Türkçe dese olmaz mı? Olur. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani şimdi bak orijinaliyle okunması gereken tek şey var. Kur'an-ı Kerim. Yani orijinaliyle derken peygamberi nasıl geldiyse. Kıraat dediğimiz. Arapça olarak. Arapça. Onu okumak. Peki. Namazda. Dolayısıyla onu Türkçe verebilir, ona bir engel yok. Bir. İki. Şit aleyhisselam mevzu. Şimdi ben Mustafa doğrusu Asım ilk defa duydum. Evet. Mustafa Asım Köksal rahmetli hocamız, tabii İslam tarihi uzmanı idi. Ve onun büyükçe bir İslam tarihi evet. Kitabı var biliyorsunuz. Allah rahmet eylesin. Belki öyle kaynaklarda onun gördüğü bir şey var mı bilemiyorum ama bir matbaa hatası da olabilir. Harf hatası. Yani o T yerine F yazılmış olabilir. Muhtemelen öyledir. Çünkü daha öteden beri herkesin bildiği Şit aleyhisselam şeklindedir. Evet. Otobüste namaz mevzu, şimdi, kuzeye giderken burada bir zaruret dönememek. Söz konusu. Burada bir zaruret söz konusu. Tabii. Mola vermiyorsa? Aslında normalde mola vermeli. Yine evet. Tavsiyem şu benim, bizi izleyenlere tavsiyem. Bazı namazları birleştirerek kılmak caiz. Yani ne kadar Hanefilere göre caiz değilse de diğer üç mezhebe göre caiz. Hangi namazlar? Öğle ile ikindi, akşamda yatsı. Evet. Ve otobüs bu vakitlerden birisinde mutlaka bir yerde durur. Doğru. Ha, diyelim ki öğle vaktinde durdu. Yani öğlenin tam, diyelim ki namaz öyle birde oluyor da birde değil, bir buçukta durdu, ikide durdu. Fark etmez, o zaman da kılarız. O zaman ne yapmalı kişiler? Öğle namazının
kıldıktan sonra, son sünneti kılmadan, farzı kıldıktan sonra kâmet getirip ikindinin farzını kılmalılar. Tabi yolcu halinde ise ikişer rekat kılacaklar. Evet. Ama bir şart var. Öğle namazını kılarken farzı, farzın içerisindeyken ikindiyi öne alacaklarına niyet etmeliler. Düşünecekler yani. Akıllarına geçirecekler. Ters olabilir. Öğle vakti durmaz, ikindi vakti duracağını biliyoruz. O zaman hiç otobüsün içinde falan kılmamıza gerek yok. Geciktiririz. Deriz ki, niyet ederiz ikindiyle beraber cem etmeye. Ve ikindi için durduğu zaman önce öğleni kılarız. Evet. Arada sünnet kılmadan ikindiyi kılar bitiririz. Ha, diyelim bunlar mümkün değil. Durmuyor. Hiç durmayacak. Uçakta gidiyoruz. Olabilir. Uçakta gidiyoruz. Tren keza o. Tren keza o durmuyor. Onu ne yapacağız? Orada elimizden geldiğince, yani şimdi şu istikamette gidiyor şey otobüs. Evet. Ve bu kuzeye doğru. Oturduğumuz yerden böyle dönerek kılarız. Evet. Niye? Burada bir zaruret var. Bunu o şekilde kılalım. Dördüncüsü de ezan duasının sünnet, Türkçe okunmasında hiçbir engel yok. Söylenmesinde. Yani o illa Arapça okunacak. Allahümme rabbe hadid daveti tamme. Türkçesi de söylenebilir. Evet. Ona bir engel yok. Efendim, devam ediyoruz. Ankara'dan Murat Kaymazlar attığımızda. Hoş geldiniz Murat Bey. Ankara'ya selamlar efendim. Merhabalar, iyi akşamlar. Merhabalar, buyurunuz Hocama Murat Bey. Bir sorum olacaktı da buyurun benim. Ben salyangoz çiftliği kurmak istiyorum da evet. Bu helal midir, haram mıdır? Herhangi bir bilgi bulamadım. Hocama bunu sormak Peki, istiyorum. Peki bunu böyle bir ticari şey, tedavi amaçlı yerlere vereceksiniz. Kime satacaksınız, onun için satacaksınız? Yurt dışına satmak istiyorum. Yurt dışında pazarı var bunun. Orada onlar yemek için mi kullanıyorlar? Yemek için de kullanıyorlar. Ayrıyeten krem için de kullanıyorlar hocam. Evet. Genelde krem, evet efendim. Soralım. Başka bir soru var Murat Bey? Yok, teşekkür ederim. Saygılar efendim, Ankara'ya selamlar. Evet. Eğer şimdi hocam. Eti yenmeyen malların alınıp satılması sadece domuzda caiz değil. Evet. Domuzda caiz değil. Müslüman için, evet. Müslüman için. Şimdi köpek eti yenmiyor. Doğru. Ama sonuçta bir menfaat varsa köpek. Amaca binaen. Bir amaç varsa yani bekçi köpeği, efendim çoban köpeği vesaire. Narkotik vesaire yetiştiriyorlar. Alınıp satılması caizdir. Yani burada önemli olan şey, satılan şey mal olacak. Mal olması için de mutlaka dinimize göre yasaklanmamış olacak. Onu. Mesela burada iki şey var şimdi. Üç hatta diyelim. Bir, satılamayacak olan şeyler. Domuz. Bir domuz. İki, kesin. Leş. Evet. Üç, şarap. İçki. Bunları Müslüman alıp satamaz. İmal edemez. Ha, şimdi salyangoz. Halk arasında şöyle bir söz var, çok biliyorsunuz. Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz. Niye satılmaz? Çünkü o yenmez, Müslümanlar tarafından yenmez. Müslümanlar tarafından yenmeyen birçok şey var. Doğru. Ama onlar alınıp satılabiliyor. Özellikle şimdi ben burada şunu şey yaptım. Mesela ceale diye bir şey var, ceale. Evet, bir satış kuralıydı. Bu ceale şu, yani bir ödül verme. Yani adam diyor ki faraza birisi, kim bana diyor şu kadar şu maldan getirirse, evet, ona şu fiyattan alacağım diyor. Hatta şunu söyleyeyim. Mesela devlet dağda domuz vurana kurşun parası veriyor. Doğru efendim. Belli bir miktar. Ha, bu o domuzu satma veya satın alma değil. Onu vurduğu için devletin verdiği bir şey. Ödül. İşte ceale. Ha, bu ceale bu. Veya işte salyangoz meselesi. Mesela bir yabancı firma diyelim. Dese ki, efendim siz bana şu kadar şey getirirseniz bu şu fiyattan alacağım. Toplayın. Ceale. Bu şekilde caiz olabilir. Öbür türlü de, eğer demin senin sordun ya, genelde ilaç sanayinde kullanılıyor. Şimdi kullanılması caiz olmayan bir şey başka bir amaçta kullanılıyorsa, mesela diyelim ki afyon. Doğru. Afyon tehlikeli de olabilir. Bir ilaç sanayinde kullanılabilir, bir de uyuşturucu olarak. Doğru. Uyuşturucu olarak kullansa sadece o, sadece onun için caiz olmaz onu satması. Ama aynı zamanda ilaç sanayinde kullanıldığı caiz diyoruz. Salyangozu da bu şekilde bakmak lazım. Peki. Efendim, devam ediyoruz. Hüsni Hadis. Hocama selamlar.
namazla ilgili bir sorun var. Yatsı namazını 13 rekat olarak kılıyoruz. Bize farz olan 4 rekat. Diğer 9'unu nasıl, niye sünnet yani hocam? Yani bunlardan 3'ü zaten şey, vitir namazı vacip. Ve nasıl niyet ederdi Resulullah Aleyhisselam diyor? Şimdi Resulullah Efendimiz namaza niyet ederdi. Sünnet, farz, vacip demezdi. Evet. Allah rızası için namaza niyet ederdi. Biz peki niye sünnet diye niyet ediyoruz? Ayırıyoruz, evet. Peygamber Efendimiz kıldığı, Kur'an'da emredilmediği için ona bir sünnet, evet, diyoruz. Yoksa Resulullah Efendimiz işte niyet ettim Allah rızası için öğle namazının sünnetine falan demiyordu. Allah rızası için Allahu Ekber niyetle kılıyordu. O 13 rekat meselesi de demin söylediğim gibi bunun 4'ü farzdır, 3'ü vaciptir, diğerleri de sünnettir. Peki efendim. Devam ediyoruz. İzmir'den Ahmet Acar hattımızda. Hoş geldiniz Sayın Acar. İzmir'e selamlar efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar Ahmet Bey. Buyurunuz efendim. Hocam bir sorum olacak. Buyurunuz. Bu seferi namazı. Evet. Hani bir arkadaş var da bazen gurbete çıkıyoruz. Namazı kılmıyor. Mesela akşam namazını ikinci namazını akşam namazının üstüne çekiyor. Öğlen namazını akşama çekiyor. Akşam namazını da yatsı namazının üstüne çekiyor. Öyle bir şey var mı? Soralım Cem mevzu. Şafii mi bu arkadaşınız? Şafii. Evet. Peki. Ama mesela yolda olursan oluyor benim tam şeyime göre. Hı. Ha. Evet, anlaşıldı. Soralım. Geçiyoruz orada mesela gurbette 3-4 gün kalıyoruz. Peki. Başka bir soru var mı Ahmet Bey? Başka yok. Soralım efendim ne yapılması, nasıl yapılması gerektiğini. İzmir'e selamlar. Şimdi buyurun efendim. Bu namazları cem meselesi şey yapıyor. Evet yani onu soruyorlar. Aslında biraz karıştırdı ama öğleyle ikindiyi birleştirmek. Yani evet orada bir cümle hatası. Öğleyle akşam dedi. Akşamla yatsıyı birleştirmek. Doğrusu şimdi nedir efendim? Aynı öğleyle ikindiyi birleştirmek, akşamla yatsıyı birleştirmek. Ön arka değişmez bu, peki. Misafir seferi olanlar için bu Şafii mezhebinde caizdir. Evet. Hanbeli mezhebinde caizdir. Maliki mezhebinde caizdir. Seferi olanlar için. Evet. Ve bunun için de illa yolculuk halinde olmak şart değildir. Değil. Şimdi Şafii mezhebinde bir kimse gittiği bir yerde 4 günden daha fazla kalmayacaksa seferidir. O zaman o seferidir. Ama 4 günden fazla kalacaksa seferilikten çıkar. Hanefi'de 15 gün ya bu. Evet. Şafii'de 4. Dolayısıyla Şafii mezhebine mensup birisi gittiği yerde 3 gün kalacak. Namazları birleştirerek kılabilir. İlla yolculuk halinde olması şart değildir. Peki. Yani o beyefendi eğer öğle ikindi ve akşamla yatsıyı ayrı ayrı birleştirerek cem ediyorsa evet, doğru öyle yapıyor. Peki efendim. Devam ediyoruz. Değerli hocama hürmetler demiş bir izleyicimiz Muhsin Sinan. Kızının kocasına kişi damadına zekat verebilir mi? Verebilir. Yani usul furudan değildir o. Damada zekat verebilir. Bazı bunu şu şekilde değerlendirenler var. Yani efendim damada verdiği zaman onun menfaati kızına da dokunuyor. Dolayısıyla vermemesi lazım falan şeklinde görüşler var ama burada şey şu. Evet efendim. Damat usul ve furudan değildir ve damada para verildiği zaman, zekat verildiği evet zaman o zekat, o para damadın parasıdır artık. Kayınpederinin verdiği para olmaktan çıkmıştır. Evet. Yani o başka bir para haline gelmiştir. Dolayısıyla o sahip olduğu parayla evinin nafakasını temin edebilir. Efendim eşine diyelim üst baş alabilir. Hiçbir sakınca yok. Yani verebilir sonuçta. Peki efendim. İstanbul'dan Hüsna Güzelce hattımızda. Hoş geldiniz Sayın Güzelce. İstanbul'a selamlar efendim. Aleyküm selam. Hoş bulduk. Allah'ın selamı sizlerinde üzerinize olsun inşallah. Aleyküm selam. Buyurun efendim. Şimdi efendim benim çok çok böyle önemli bir günler yaşıyoruz. Çok zor durumdayız. Benim oğlum bilmeden bir kendisi doktor, bir doktor kızla konuşmuş. Ama evet. Sesi içeri alabilir miyiz? Biraz telefona biraz yakın konuşabilir misiniz efendim rica etsem? Buyurunuz. Evet. Oğlunuz. Evet. Şimdi, oğlunuz. Evet. Bir doktor kızla tamam tanışmış. Fakat bu kızın sonra biz inançsız olduğunu anladık. Evet. Yani ama böyle yani bütün dünyamız yıkıldı. Şimdi bu kız da çok fazla sokuluyor. Benim oğlum da çok dini bütündür. Evet. Buna işte bu dini konularda konuşuyor sürekli. Fakat kızı ben
böyle bunu pek alıcı olarak görmedim ama ben sordum, açık mısınız? Açıyorum dedi bu konuları almaya. Şimdi ben de korkuyorum ki bizim bu bize imtihan gibi geldi. Yani bu önümüze böyle bir insan çıkmış. Bunun dine döndürülmesi için vereceğimiz hizmet Allah katında çok makbul olur inşallah. Ama ya öyle bir şey olmazsa, oğlumdan yana hani bir şey olursa, bir zarar soralım olursa. Hocam bu çok önemli bir durum. Peki bir şey sorsak efendim. Yani bu hanımefendi bahsettiğiniz gelin adayı diyelim. Allah'a iman ediyorum, Resulüne iman ediyorum. Böyle bir şey var mı? Ben işte bir haftadır hani yani ameller olmayabilir. Allah'a ve Resulüne iman ediyorum. Hayır. Veya Yahudi. Beni mahveden bu. Onu da sorayım hocam. Buyurun çok efendim. Tamam, şunu Hüsnü Hanım. Allah'a ve peygambere iman ediyor mu? Etmiyor. Hayır efendim. Etmiyor. Hristiyan ya da Yahudi bir milletten mi? Hayır değil. Değil. Yani tamam. Peki efendim. Peki. Peki efendim. Şimdi nasıl yola getirsek? Hay hay. Şimdi anlaşıldı mesele. Soralım. Değerli hocamıza inşallah birlikte alalım cevabı. İstanbul'a selamlar, sıhhat diliyoruz efendim. Evet. Evet, bir Müslümanın ancak bir Müslüman erkek, Müslüman bir kadınla veya ehli kitap dediğimiz Hristiyan ve Yahudi bir kadınla evlenebilir. Evet. Onun dışındaki dinlere mensup olanlar veya dinsiz olanlarla evlenmesi caiz değildir. Yani şimdi burada şu anlayış, yani ben bununla evleneyim, İleride ben bunu bu tarafa çekerim düşüncesiyle evlenilemez. Niye? Bir. Çünkü o nikah değildir. Ha, o zaman eğer bunu gerçekten şey yapıyorsa yapılacak şey şu, evlenmeden önce tebliğ edecekler yani. Onu anlatacak, İslam'a girmesini sağlamaya çalışacak. Tabii zorlayarak falan olacak iş değil bu. Şayet girerse o zaman, yani iman eder, mümin olursa evlenilebilir. Ama diretirse, ısrar ederse, o zaman evlenemez. O zaman evlenemez. Peki onu nasıl biz iman telkinlerinde bulunabiliriz? O bizim buradan anlattığımızda olacak şey değil. Gidecek beyefendi, bu oğlu. Kitapçılar da bakacak, bizim Diyanet Yayın Evlerinde vardır. Yani öyle imanı işte telkin edici veya iman olmayı İhtida edenler kitapları var hocam. O tip kitaplar var. Onlardan falan. Başka dinden Müslüman olmuş. Cenab-ı Hak da inşallah nasip edecek ama bu şekliyle, bu inatsızlık haliyle evlenmesi caiz değildir. Peki efendim. Efendim Kayseri'den muhterem Er Yiğit hattımızda. Hoş geldiniz. Kayseri'ye selamlar Sayın Er Yiğit. Hoş bulduk. İyi akşamlar efendim. Buyurun efendim. Efendim benim sorum var. Ben bir kardeşimle tartıştım. Tartıştığımda da ben buna tabii yardım falan ediyordum, alıyordum, veriyordum. O anda da sinirlendim. O anda dedim ki sana bundan sonra yardım edersem, destek çıkarsam şart olsun dedim. Evet. Kardeşime. Ya, bunun hükmü nedir efendim? Bunu da bir, hepiniz neydi bunu söylerken? Yardım çıkmamak, destek çıkmamaktı değil mi? Karı hanım boşamak değildi. Yok. Şimdi biraderimle, karımla, aileme değil. Biraderimle biz kendi aramızda işte iyilik yaptıydın, şunu yaptıydın, bunu yaptıydın, verdiydik, aldıydık diye birbirimize peki hatırlaştık. Biraderimle, kardeşimle. Peki. Yani o anda kardeşimden ben tartıştım. Kardeşime dedim ki bundan sonra sana yardım edersem, destek çıkarsam şart olsun dedim. Anlaşıldı. Peki. Başka bir soru var mı ekleyeceğiniz efendim? Yok efendim. Kayseri'ye selamlar. Peki. Allah huzur versin aranıza. Evet. Şimdi boşama mutlak olur, muallak olabilir. Mutlak olması demek, herhangi bir kayda, şarta bağlamadan boşama lafızlarını kullanır. Muallak demek de bir şarta bağlamak demek. Evet. Ama mesela şu iş olursa sen boşsun diyebilir. Şu işi yaparsan, bu dediği gibi şimdi şart olsun, o amana. Peki böyle bir durumda ne yapılıyor? Kişinin niyetine bakılıyor. Niyeti hanımını boşamaksa bu lafı söylerken, yani boşayacak da o şartın olmasına bağlamaksa, bir bakıma adak sanki gibi, o zaman o işi yaparsa o bir boşama gerçekleşiyor. Ama eğer maksat boşamak değil de yemin kişiyi o işi yapmaktan veya yapmamaktan veya kendisinin o işi yapmaktan veya yapmamaktan çekme, yani ona engel olmak amacıyla söylüyorsa, tarihteki birçok ulema alime göre bu bir yemin hükmündedir. Dolayısıyla o işi yaptığı takdirde kişi bir yemin kefareti öder ve iş biter diyor.
Tabi bunun aksini söyleyenler de var. Bu peki, boşama yerine geçer diyenler de var. Bizim Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ve Türkiye'de bu fıkıhla uğraşan kesimin kahir ekseriyeti diyelim. İlim adamlarının, evet. Bunun yemin olduğu bu şekilde ama bu niyetle. Beyefendinin de söylediği gibi. Gibi. Yani ona kızgında, evet, kızdığı için veyahut da efendim. O konuyla ilgili onun sadece. Için bu şekilde olursa bu yemin olur. Bir yemin kefareti vermesi yeterlidir. Ama ne zaman? O kardeşine yardım ettikten sonra. Hem yardım edecek, konuşacak. Hem de kefaret ödeyecek. Hem de kefaret. Kefareti nasıl ödeyecekti yemin kefareti? 10 fakiri doyuracak sabahlı akşamlı ve 10 fakire birer fitre miktarı para verecek. Bu 10 ayrı fakir değil mi hocam? 10 ayrı burada fakir. Peki. Efendim devam ediyoruz. Tabii bu arada belki bizi yeni izleyen izleyicilerimiz olabilir. Direkt hocam şart olsun mevzuyla ilgili direkt nikah mevzuna girdiler. Çok dikkat edilmesi gereken bir mevzu olduğundan muhterem hocam daha önceki programlarda da altını çizerek ifade etti. Bu tür ifadeleri ağzınıza almayınız buyurdular. Şart olsun aynı zamanda böyle bir olaya geliyor değil mi hocam? Şeyimizde yani örfümüzde şart olsun boşama anlamında kullanılıyor peki, genelde ama. Tehlikeli yani. Bir mesela bu Kütahya, Afyon bölgesinde o civarda zannediyorum böyle ağız alışkanlığıyla söylenmiş. Ve durumlarda olabiliyor. Yemin yani manası. Manası. Şart olsun şöyle, şart olsun şöyle gibi ifadeler kullanılıyor. Peki. Evet, bu oralarda zaten talak sayılmaz. Peki efendim. Boşama sayılmaz. Efendim devam ediyoruz. Hatay'dan Hasan Kaya hattımızda. Hoş geldiniz Hasan Bey. Hatay'a selamlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurunuz Hasan Bey. Hasan Bey buyurun efendim. Sorum şu. Buyurun. Fiziki mal davası diye eşimin yani. Evet. Biletçilerin. Evet. Kendisini devamlı aşağıladılar. Evet. Aşağıladıkları için de ben de bıraktırdım kendisine, vazgeçtirdim hepsinden. İçine hiç girmeyecek şekilde. Bizim bunda bir sorunumuz var mı? Peki yani o hanımefendinin babasından ya da annesinden kalan mirası vermemek için mi uğraştılar yoksa başka normal ifadeler mi? Aşağılıyorlar kendisini. Peki. Benim de zoruma gidiyor. Peki. Ben de bıraktırdım. Soralım. Baba ya da annesinden hanımefendiye miras kalmış. Ben bugün anlamıyorum şeyleri. Peki efendim. Bir problem var. Peki. Ben şöyle de Hasan Bey diyor ki hanıma anne tarafından baba tarafından miras kaldı. Ama kardeşleri onu aşağıladığı için ben anladım, de yeter dedim, boş ver dedim, uzak dur dedim. Bir defa miras. Bize bir günah kalır mı diyor. Miras evlat. Başka ekleyeceğiniz bir şey var mı efendim? Hasan Bey. Hatay'a selamlar efendim. Evet değerli hocam. Miras bir haktır. Kişi hakkını alır da almaz da. Alabilir de almayabilir de. Yani burada bu almaması durumu rıza ile de olabilir, öfke ile de olabilir. Yani evet, burada evet, bir sorumluluğu olmaz. Yani bu şeyin babasının mirasını almaması bu eşinin dini bir sorumluluk getirmez. Ama onun hakkıdır. Kardeşlerinin bunun hakkını vermek mecburiyetleri vardır. Evet efendim. Arkasını arayabilir. Ama almazsa da günahkar falan olmaz. Efendim devam ediyoruz. Eczanelerde satılan hamilelik giderici ilaçları kullanmak uygun olur mu? Mehmet Yaldır soruyor. Şimdi bu hamile kalmayı önleyici daha doğru ifade olur. Yöntemlerden biri o hap kullanılıyor. Dini açıdan bunun sakıncası olmaz. Evet efendim. Ancak Peygamber Efendimiz nesil sahibi olmayı bize tavsiye etmiş. Nesil sahibi yani çocuk sahibi olmayı. Ve Kur'an-ı Kerim işte rızık korkusuyla, açlık korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin diyor. Tabi burada belki doğmuş bir çocuğu öldürme yok ama bir çocuğun olmasına engel olabilir. Bu şekilde anlamak da mümkün ama hüküm olarak daha oluşmamış bir gebeliği önlemek caizdir. Evet efendim. Ancak burada o hapın bünyeye verdiği zarar vesaire söz konusuysa ki doktorların ifadesi oldukça zararlıymış bu. O zaman tabii o sağlık açısından zararlı olduğu için şey olur, sakıncalı olur ama dini açıdan problem olmaz. Efendim devam ediyoruz. Şöyle bir soru var. Ceylin ismiyle gelmiş. Hocama selamlar. Namaz abdesti alıyorken kesinlikle ayaklarımızı yıkamamamız mı gerekiyor diyor. Yıkamamak mı gerekiyor yoksa ayakkabı üstünde mest etsek de oluyor mu? Cevaplarsa hocam çok sevinirim demiş. Şimdi bir defa eğer ayakta mest yoksa ayak yıkanacaktır. Yani bilmiyorum o nereden çıktı ayağı yıkamama şeyi. Bir Caferilerde böyle bir şey var. Yani ayak yıkanmaz, mest edilir.
Caferilerde. Çıplak ayağa meshedilir. Evet. Ama onun dışındaki tüm ehli sünnet mezheplerinde çıplak ayağa meshedilmez, ayak yıkanır. Ama mest giymiş ayağını abdest mesele oysa, olarak, o zaman abdest alırken mestin üzerine meshederek tamamlar. Peki efendim. Eğer mest varsa mesi yıkamaya gerek yok. Yok. Mesele bu yani. Onun üzerine mesih eliyle bu şekilde ıslak eliyle çarptığı şey böyle dokunduğu zaman mesh yerine geçmiş olur. Peki efendim. Her iki mevzuyu da anlattı muhterem hocamız. Bir de şöyle bir sorusu var aynı izleyicimizin. Hocama ikinci sorum diyor. Bir de boy abdesti olmayan hanımlar için yani aylık dönemleri de olabilir. Kur'an ve benzeri şeyleri namaz kılıp oruç tutabilirler mi? Kur'an okuyabilirler mi demiş. Şimdi tabii adet hali olan bir hanım adetliyken bunları yapamaz haliyle. Ha, ama adet bitti. Evet. Henüz gusletmedi. Evet. Böyle bir durumda yapabilir mi, yapamaz mı? Oruç tutabilir. Mesela diyelim ki gece imsaktan önce adetten kesildi. Bitti adeti. Gusletmeden oruca niyetlendi. Kuşluk vakti gün içinde yıkandı. O oruç tamam. Peki efendim. Geçerlidir. Ama namaz kılamaz. Peki. Namaz kılamaz. Ezberden Kur'an-ı Kerim okuyabilir. Peki. Ezberden. Fakat dediğim gibi adet kesildikten sonra yıkanmamışsa henüz. Bu cevap bu. Ama adetliyken gelince oruç da tutamaz. Zaten namaz kılamaz da oruç da tutamaz. Yani Kur'an-ı Kerim okuma konusunda da ihtilaf var. Peki. İstanbul'dan Rıza Selimoğlu hattımızda. Hoş geldiniz Rıza Bey. İstanbul'a selamlar efendim. Hürmetler. Buyurun Rıza Bey efendim. Buyurunuz sayın. Sorum sağ teşekkürler. Sorum şöyle. Bu iğne hakkında yani Ramazan. Evet. Ramazan'da bu aşırı derecede dişi ağrıyan adam morfin vurdurup dişini çektirse orucuna bir zarar verir mi? Soralım. Ondan sonra ikinci bir de bu dizden diz iğnesi vuruyorlar sadece dize. Dize vurulduğu zaman bunun da ayrıca zararı var mıdır? Oruca ikinci zarar soru verir mi? Tamam efendim. Peki. Evet. Teşekkür ediyoruz Sayın Selimoğlu. Şifa diliyoruz. İstanbul'a selamlar efendim. Şimdi besleyici ve keyif verici olmamak kaydıyla vurulan iğne orucu bozmuyor. Evet efendim. İster bunu dişine vursun, ister dizine vursun fark etmez. Evet. Ancak damardan verilen o şeyler, besleyici serumlar bozar. Peki diş çektirme durumu oraya bir iğne yapacak. Doğru. Uyuşturucu iğne. O orucu engel değil. Peki ondan sonra çektirebilir mi? Oradan çıkan kanı yutmaması. Kaydıyla. Hmm. Kaydıyla çektirebilir. Peki efendim. Diğer dizden vurulan iğnede de bir sıkıntı yok. Peki efendim. Devam ediyoruz değerli hocam. Bu kefir mevzu devamlı geliyor değerli hocam. Bir kez daha izninizle soralım. Yeni izleyen izleyicilerimiz de olabilir. Kefir helal mi? Kefir sarhoşluk verici bir içki değil. Bu daha çok hatta faydası olan, sağlığa faydası olduğu söylenen ve gerçekten de böyle tecrübeyle de sahip, bilmiyorum tıbbın o konuda bir şey dediği var mı da ama bunu deneyenler bunu gayet iyi biliyorlar ve söylüyorlar. Sarhoş edici olmadıktan sonra içilebilir, bir zarar şey olmaz, sakıncası olmaz. Birçok izleyicimizle birlikte Kevser Özer isimli izleyicimizin de sorusu cevap bulmuş oldu. Sosyal medya üzerinden gönderdikleri sorulardan biriydi bu. Elif Şahin hocama selamlar diyor. Hocamızdan sadakayı fıtırla sadakayı cariye arasındaki farkı öğrenmek istiyorum. Bunlarla ilgili olarak işte aile büyükleri için sadaka verdiğimizde günah ve amelleri af olur mu? Mevcut ya da vefat etmişim sadakayla ilgili olarak durum farklı olur mu? Değişir mi? Nedir efendim? Sadaka kelimesi çok kapsamlı bir kelime. Evet. Zekat Kur'an'da sadaka diye geçer. Yani zekat diye geçer de. Evet. Mesela zekatın verileceği yerlerle ilgili ayette inneme sadakatu lil fukara'i diye başlar. Evet. Yani sadaka ifadesi ama maksat onda zekattır. Bu bir. İki, herhangi bir sebebe bağlı olmadan Allah rızası için yapılan hayırlar vardır. Bunlara evet. da sadaka deriz.
Sadaka-i fıtır sadece Ramazan bayramının birinci günü varlıklı kişilerin vermeleri gereken sadakadır. Onun özel adı odur. Sadaka-i fıtır o. Sadaka-i cariye ise kalıcı olan, kalıcı olan. Yani bir hayır yapıyorsunuz, o hayırın, hayır devamlılık arz ediyor. Mesela çeşme yaptırmışsınız. O çeşmeden insanlar senelerce istifade ediyorlar. Evet efendim. Veya bir cami yaptırmışsınız veya camiye katkıda bulunmuşsunuz yapımına. Senelerce insanlar o camide namaz kılıyor. Bu da sadaka-i cariyedir. Yol, köprü, hastane hepsi. Gibi. Peki. Yani demek ki devamlılık arz etmeyen Allah yolunda verilen maddi bağışlar İnfaka. Mutlak sadakadır. Peki. Ramazan'ın bayramın birinci günü o fitre dediğimiz verilen sadaka-i fıtır odur. Peki. Sadaka-i cariye ise demin söylediğim gibi kalıcı, menfaati sürekli olan hayır yaparak vefat etmek. Hayır, sizler hayır gibi yapmak. İlim insanlarının eser bırakması gibi. Aynen öyle, aynen. Peki efendim. Efendim devam ediyoruz. Adem Çiloros, hocama selamlar diyor. Bu promosyon mevzunu hocam çok açıkladılar ama biz biraz geç kaldık. Banka promosyonu ile ilgili değerli hocam görüşleriniz nelerdir? Madem bu, epeydir açıklamıyoruz bunu galiba değil mi? İstirham edelim. Ha, onu biraz açıklayalım madem. Şimdi banka promosyonu niye veriyor bu bankalar? Kimin parasına karşılık veriyor? Doğru. Şimdi eskiden, o biraz eskiye gidelim. Mesela bizim 1980'den önceki dönemlerde muhtemeler giderdi işte mal müdürlüğünden, defterdarlıktan personelin maaşını alır getirir dağıtırdı. Bu şekilde aldık biz uzun süre. Evet. Ama o ara bir Türkiye'de terör falan arttı. Veznedarlar soyuldu. Evet. Soyulmaya başlandı. Bunun üzerine devlet bir şey çıkardı. Dedi ki bundan sonra ben memurun parasını bankaya yatıracağım ki o zaman Ziraat Bankası'na yatıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ve herkes gidip oradan alacak parasını. Ondan sonra bu banka işin içine girmiş oldu. Zamanla genişledi. Ha, genişleyince bankalar yarışa girdiler. Yani benden al maaşını şu bu ve buna karşı da bir şeyler veriyor. Bunun adı promosyon. İlk zamanlarda bu promosyonu kurumlar kendi ihtiyaçlarına sarf ediyorlardı. Sonra işte hükümetin bir tamimiyle bu personelin hakkıdır, personele verilecek denildi. Evet efendim. Şimdi bankalar o promosyonu niye veriyor? O parayı 2-3 gün kullanıyorlar. Devletin önceden yatırmış olduğu. 2-3 gün kullanıyorlar ve bana yatsın da kullanayım diye veriyorlar. Doğru. Şimdi ama kimin parasını kullanıyorlar? Olay şu, devlet mesela memurun maaşı ayın 15'inde, mesela emeklilerinki kendine göre farklı değil mi? Peki. Şimdi memuru örnek verelim. 15'inde maaş alacak ise memur ne zaman onu alabiliyor? 14'ü 15'e bağlayan gece 24'ü 01 gece. Evet. Yani o zamana kadar alın diyor. Doğru efendim. 001. Bu ne anlama geliyor? Daha önce para onun değil. Ama ona verilmek üzere bankaya emanet bırakılmış. Evet. Öyleyse banka niye devlete vermiyor da memura veriyor? Ha, şimdi devlet diyor ki memura, ben diyor bu maaşı sana bankaya yatıracağım. Sen hangi bankayı istersen ona yatıracağım. Evet efendim. Şimdi burada böyle bir şey vermiş. Bankalar bana yatırsın parasını, bu memurun parasını devlet bana yatırsın diye tutuyor, memura promosyon veriyor. Dolayısıyla bizim değerlendirmemiz bu faiz değildir. Niye? Evet. Çünkü bu bizim paramıza karşılık değil, devletin bize vereceği paraya karşılık. O ana kadar bizim değil çünkü. Bizim değil. Peki efendim. Ama şunu da söylüyoruz bu. Sonuçta banka bunu nereden veriyor? İşte faiz gelirlerinden veriyor. İşte senin paran orada kalıyor, biraz kullanıyor vesaire. Onun için diyoruz ki kişi bu promosyonu alabilir. Eğer kendisi yoksulsa, ki yoksulluğun ölçüsü ne? Zekat alabilecek durumda ise evet. Kendisi onu harcayabilir. Değilse bir yoksula veririz diyoruz. Birlikte olmayı ümit ediyor. Sizlere Allah'a ısmarlıyoruz. İyi akşamlar. Vacip midir? Sadece orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mı? Hangi kişiler bundan düşer? Cami mezhebine göre evde hikâfa girebiliyor muyum? Kadın değil, ne diyebilirim?
Öğrenmek herkese farzdır.